yarıkları görüyorsunuz. Yarılan yerlerde de su çıkıyor arkadaşlar. Evet, burada bir derin yarık var. Aynı şekilde o 1 metrelik çukur burada da oluşmuş durumda. Burası yürüyüş yolu. Kıyı restoran. Doğa parkı içerisinde bulunan, gördüğünüz gibi şöyle zıplayarak, atlayarak indim buraya. Yaklaşık 1 metre derinliğinde böyle yarıklar oluşmuş ve çukur oluşmuş. Bu çukur böyle bu şekilde gölbaşının alt mahallelerini etkileyecek şekilde gidiyor arkadaşlar. Özellikle Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi tarafında. Buradan bu şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz. Bu yarık burada bulunan kıyı restoranının restoran bölümünden geçmiş. Düğün salonunun olduğu taraftan geçmiş. Üzerinde bulunan her yer tamamen yerle bir olmuştu. Ciddi manada zarar görmüş burası. Buradan motor geçmeyecek. Buralarda da bayağı yarıklar oluşmuş. Burası tahminim fay hattının gölbaşı girişinde çatallaştığı ve iki kola ayrıldığı yer. Burası yanılmıyorsam o ikinci kol, yani gölün karşı tarafındaki kol. O yüzden buralar tamamıyla yarılmış durumda. Görüyorsunuz. Yani buradaki çöküntü 2 metreye yakın diyebilirim, yani 2 metrelik çöküntüler var diyebilirim burada. Şurada gördüğünüz gibi şu direğin altından geçeceğiz ama bakalım. Haydi bakalım. Yani yaklaşık 2 metrelik çöküntü oluşmuş ve alttan sular çıkmış. Gördüğünüz gibi. Bence tabi ileride daha neler göreceğiz bilmiyorum ama en derin yerler burası. Bakın buralar hep bataklık olmuş, sular var. Buraların drone görüntülerini de size bir taraftan izleteceğim. Gökyüzünden. Muhtemelen buradan karşıya geçemeyeceğiz. Çünkü yol tamamen yarılmış durumda. Tamamen sular altında kalmış. Evet. Yani hem derin yarıklar oluşmuş, o yarıklardan da sular çıkmış arkadaşlar. Bakayım ben bu motoru şuradan çıkarabilecek miyim? Çıktık böyle.
gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 2 metreye yakın yarıklar oluşmuş ve o yarıklardan hep sular çıkmış. Şu an biz de bir bakıma yarıkların üzerinde ilerlemeye çalışıyoruz. Burası da çok kötü olmuş. Bakalım geçebilecek miyiz? Evet, burası Malatya istikametinden göl başına girişte fay hattının ikiye bölündüğü ve göl başının karşı tarafında bulunan, gölün karşı tarafında bulunan yürüyüş yoluna doğru ayrılan kısmı. Burada da o fay hattının geçtiği yerlerdeki çukurları görüyorsunuz arkadaşlar.